Kanalıma hoş geldin deyip yine her zamanki gibi direkt videoma geçiyorum. Bugün güzel pembe ışıltılı bir göz makyajı yapacağız. O yüzden göz kapaklarımı kapatarak makyaja başlıyorum. Soğuk pembe tonlarında bir far seçiyorum ve bunu katlanma bölgesinden dışarıya doğru gelecek şekilde dağıtmaya başlıyorum. Aynı rengi az az alıp yoğunluğunu artıracak şekilde dağıtmaya devam ediyorum sabırla. Gül kuru tonlarında bir far seçiyorum ve göz kapağımın bitiş kısmından dışarıya doğru hafif bir yoğunluk, bir gölge verecek şekilde dağıtmaya başlıyorum. Şimdi de makyajın asıl yıldızı olacak olan bu pembesimli farı alıyorum ve parmağımla göz kapağımın neredeyse hepsine gelecek şekilde uygulamaya başlıyorum. Yukarıya dağılan simleri de boş bir fırçayla dağıtarak temizliyorum. Şimdi bu daha sıcak bordomsu pembemsi rengi alıyorum ve eyeliner'ıma zemin hazırlar şekilde bir kuyruk kısmı oluşturuyorum. Daha sonra eyeliner'ımı alıp dipten ve ip ince bir eyeliner çekiyorum. Daha sonra Maybelline'in bu yeni maskarasını alıyorum ve kirpiklerimi kıvırdıktan sonra uygulamaya başlıyorum. Maskaradan kısaca bahsedecek olursam eğer yapısı çok ıslak değil ama ıslak ki bunu seviyorum ben. Kirpikleri çok güzel kıvırıp uzatıyor. Bir yoğunluk vermiyor ama zaten bunu da vaat etmiyor. Kolay temizleniyor ve akıp bulaşmıyor da o yüzden denemenizi öneririm mutlaka. Yüz makyajıma geçmeden önce de kaşlarımı tamamlıyorum. Yüz makyajıma başlarken de alttan bir ışıltı istediğim için Golden Rose'un bu simli hem highlighter olarak kullanabildiğiniz hem de makyaj bazı olarak kullanabildiğiniz primerını tüm yüzüme uygulayarak başlıyorum. Fondöten olarak da kapatıcı ve kalıcı olmasını istediğim için bu fondöteni tercih ettim. Parmaklarımla yüzüme uyguladıktan sonra ıslak süngerimle dağıtmaya geliyorum.
kapatıcılığı ve kalıcılığı çok iyi olan bir fondöten. Sadece bana bir tık kuru kalıyor. Böyle çok mat duruyor yüzümde. O yüzden bu tarz bazlarla uygulayabiliyorum. Ama sizin cildiniz yağlıysa ve günlük hayatınızda bu tarz fondötenler kullanmayı tercih ediyorsanız mutlaka bakmanızı da öneririm. Kapanmayan sivilce lekelerimin üzerinden de yine fondöten süngerimin ucuna hafifçe dokundurup bir kat daha geçiyorum. Kontür için de Fenty'nin Contour City'ni kullanacağım. Sıcak bir renk tercih etmedim çünkü pembe ile böyle turuncumsu şeyleri çok yakıştırmıyorum. Bunu dağıttıktan sonra hemen geliyorum. Kapatıcı olarak da muhtemelen ben de 105. kez gördüğünüz Revlon'un bu kendi cilt kapatıcısını kullanıyorum. Bu sefer biraz daha yoğun uyguluyorum ve kontürden sonra uyguluyorum düzeltme yapabilmek için. Kontürün netliğini kırmak için de bu bronzer'ı alıp hafifçe geçiyorum yanaklarımın üzerinden. Şimdi gold yansımalı pembe bir allık alıyorum ve yanaklarımı uygulamaya başlıyorum ama elmacık kemiklerimin tam da ortasına getirmeden uyguluyorum. Çünkü çok tatlı bir görünüm oluşsun istemiyorum. Yüzümün biraz daha geride ve daha seksi durmasını istiyorum. Ve son adım olan ruj adımına geçiyorum. NYX'in bu Nude Beige dudak kalemini alıyorum ve dudaklarımı çerçeveleyerek başlıyorum. Sephora lipstiklerden 23 numaralı rengi alıyorum ve dudaklarımın dış köşelerine pembelik verecek şekilde dokunduruyorum. Son olarak da Sephora'nın bu kalem rujunu hafif bir ombre etkisi için dudaklarımın orta kısımlarına uygulayıp makyajımı bitiriyorum. Benim çok içime sinen bir makyaj oldu. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Göz kapaklarıma geçmeyi unuttum. Highlighter'da geçip videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi öpüyorum. How could you ever help me? I'll never be so lonely.